6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en çok zarar gören yerlerden bir tanesi de Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi. Şu an Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'na geliyoruz. Buradaki son durumları size aktarmaya çalışacağım. Burası Adana istikametine giden demir yolu. Bu tarafta Malatya Elazığ istikametine giden taraf. Demir yolları ciddi zarar görmüş durumda. Burası Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı içerisinde bulunan kıyı restoran. Kıyı restoran depremden dolayı tamamen yıkıldı. Tamamen zarar gördü. Burada düğünler yapılıyordu. Şöyle göstereyim size. Buranın şimdi drone görüntülerini de izleyeceksiniz bir taraftan. Burası tamamen yıkılmış durumda. Restoran bölümü de yıkılmış durumda. Evet, burada da yollarda ciddi zararlar var. Hafta sonları buraya gelip yürüyüş yapıyorduk. Şu otopark alanından başlayayım. Yarılan yerlerde de su çıkıyor arkadaşlar. Burada bir derin yarık var. Aynı şekilde o 1 metrelik çukur burada da oluşmuş durumda. Burası yürüyüş yolu. Kıyı restoran. Doğa parkı içerisinde bulunan. Gördüğünüz gibi şöyle zıplayarak, atlayarak indim buraya. Yaklaşık 1 metre derinliğinde böyle yarıklar oluşmuş ve çukur oluşmuş. Bu çukur böyle bu şekilde Gölbaşı'nın alt mahallelerini etkileyecek şekilde gidiyor arkadaşlar. Özellikle Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi tarafında. Şöyle bakın, bu yarıklar böyle devam ediyor. Buradan bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz. Bu yarık burada bulunan kıyı restoranın restoran bölümünden geçmiş. Düğün salonunun olduğu taraftan geçmiş. Üzerinde bulunan her yer tamamen yerle bir olmuş durumda.
Oradakilerimizi rahatsız etmeyelim. Dinleniyorlar. Evet, buraya bir böyle iskele tarzı bir şeyler yapılmıştı. O iskele de zarar görmüş. En çok sorulanlardan bir tanesi de bu tekneydi. Tekne battı mı deniyordu. Tekne batmamış arkadaşlar. Tekne yerinde duruyor. İskeleler ciddi zarar görmüş. İskeleler biraz eğilmiş. Aa, burası tamamen sular altında kalmış. Burası aynı zamanda çökmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da yine derin yarıklar var. Önceleri bilenler bilir. Buradan direkt iskeleye geçip sonrasında tekneye biniliyordu. Öyle burası çökmüş. Tamamen sular altında kalmış. Evet, görüyorsunuz. Buralarda hep sular buraya kadar gelmiş. Normalde buralarda su yoktu. Şu gördüğünüz alana doğru yürüyerek gidebiliyordunuz. Bu arada şu an ayağımı bastığım yerlerde zemin tamamen yumuşak. Böyle bastığınız zaman ayağınız içe doğru çöküyor. Gördüğünüz gibi yarıklar var ve o yarıkların arasında da hep sular çıkmış. Buralar sular altında kalmış. Normalde burada su yoktu. Şu karşı tarafa kadar yürüyerek gidebiliyordunuz. Bakın böyle burada bulunan banklarda insanlar oturabiliyordu. Buralar tamamen sular altında kalmış. Aslında o iskele de tehlikeli ama orada oturanlar var. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesinde bulunan, resmi adıyla Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı diye geçen Gölbaşı Doğa Parkı. Burası özellikle hafta sonları Gölbaşı'ndan ve çevre il ve ilçelerden çok sayıda misafir ağırlayan bir yerde. Düğün çekimlerine kadar insanlar buraya gelip burada fotoğraf çekimleri, düğün çekimleri yapıyorlardı. Canlıydı. Hem de cap canlıydı. Şimdi maalesef sessiz sakin ve ciddi manada zarar görmüş durumda. Karşıda gördüğünüz gibi kıyı restoranın restoran bölümü de bir tarafı tamamen yıkılmış. Diğer tarafında da ciddi zararlar oluşmuş. Evet, şurası bize depremin şiddetini gösteriyor.
yaklaşık 1 metre boyunda çukur ve derin yarıklar oluşmuş. Şöyle gidebilirsem yürüyüş yolunu da sizlere göstereceğim.
yaparken arkadaşlar ilk zamanlarda motosiklet için burada benzin bile bulamıyorduk. Sağ olsun yol başına giren arkadaşlardan bir tanesi bana Mersin'den bir bidon içerisinde 5 litrelik bir benzin getirmişti. Onunla şehrin içini gezme fırsatı bulmuştum. Ama şimdilerde artık benzin var. Burada da gördüğünüz gibi ciddi bir yarık oluşmuş durumda. Hocam geçmiş olsun. Kameraya sizi almayacağım da. Depremde siz Maltepe köyünden miydiniz? Evet. Depremde ne oldu, nasıl geçti? Vallahi berbat abi ya. Yakınlardan vefat eden var mı? Köyde 2 tane vardı sadece. Evet. Otelde vardı. Maltepe köyünden 2 kişi vefat etmiş. Otelde de 2 kişi vardı diyor abi. Hayvanlarımızdan hayvanlar oldu. Berbat. Buradan göl başında. Göbaş basra mı? He. 10 tane malum gitti, 15 tane tavuk gitti. Bildirim yaptınız mı? Bildirim yapma, dur basra ben. Çok geçmiş olsun. Doldur iskele, dolmadı yani. Daha evet. Sıra gelmedi ki gel. Evet. Çok kötü almış. Köyde ev yıkımı çok mu? Çok. Tahmini kaç tane ev yıkılmıştır? Valla 2 gündür zaten kepçe yıkıyor. Evet. Yani 450 hane bile. Ben de kitabı da 2 tane oldu gelen tapu ediyorum da. Çok oturacak abi 4 tane ya çıkar ya çıkar. Tamam abi, geçmiş olsun. Sağ ol sana da. Hadi. Sağ olun, iyi günler. İyi çekimler. Evet, burada ciddi manada zarar görmüş burası. Buradan motor geçmeyecek. Buralarda da bayağı yarıklar oluşmuş. Burası tahminim fay hattının gölbaşı girişinde çatallaştığı ve iki kola ayrıldığı yer. Burası yanılmıyorsam o ikinci kol, yani gölün karşı tarafındaki kol. O yüzden buralar tamamıyla yarılmış durumda. Görüyorsunuz. Yani buradaki çöküntü 2 metreye yakın diyebilirim, yani 2 metrelik çöküntüler var diyebilirim burada. Şurada gördüğünüz gibi şu direğin altından geçeceğiz ama bakalım. Haydi bakalım. Yani yaklaşık 2 metrelik çöküntü oluşmuş ve alttan sular çıkmış. Gördüğünüz gibi. Bence tabi ileride daha neler göreceğiz bilmiyorum ama en derin yerler burası. Bakın buralar hep bataklık olmuş, sular var.
oraların drone görüntülerini de size bir taraftan izleteceğim. Gökyüzünden. Muhtemelen buradan karşıya geçemeyeceğiz. Çünkü yol tamamen yarılmış durumda. Buralar tamamen sular altında kalmış. Evet. Yani hem derin yarıklar oluşmuş, o yarıklardan da sular çıkmış arkadaşlar. Bakayım ben bu motoru şuradan çıkarabilecek miyim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaklaşık 2 metreye yakın yarıklar oluşmuş ve o yarıklardan hep sular çıkmış. Şu an biz de bir bakıma yarıkların üzerinde ilerlemeye çalışıyoruz. Geçebilecek miyiz? Evet, burası Malatya istikametinden Gölbaşı'na girişte fay hattının ikiye bölündüğü ve Gölbaşı'nın karşı tarafında bulunan, gölün karşı tarafında bulunan yürüyüş yoluna doğru ayrılan kısmı. Burada da o fay hattının geçtiği yerlerdeki çukurları görüyorsunuz arkadaşlar.
görüyorsunuz. Böyle yarıklar oluşmuş. Kamelyalar hep eğrilmiş. Arkadaşlar Gölbaşı Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bir deprem bölgesi. Burası ile ilgili daha önceki videolarda detaylı bir paylaşım yapmıştım. Profesör Doktor Ali Selçuk Biricik'in Gölbaşı Depresyonu adıyla yayınladığı bir makale var. Bu önemli bir makale. Gölbaşı'ndaki depremin tarihçesini anlatan, fay hattının özelliklerini anlatan önemli bir makale. Burada da böyle bu şekilde bir çökme meydana gelmiş. Ama galiba burada daha sonrasında bir çalışma da meydana gelmiş gibi. Ama o çökme burada bayağı büyük yani. Belki yaklaşık 5 metre derinliğe ulaşmış vaziyette. Direkler tamamen yıkılmış. Öyle arkadaşlar. Oturduğumuz, fotoğraflar çekindiğimiz iskelede tamamen yıkılmış vaziyette. Yarısından fazlası suya gömülmüş vaziyette. Buralar böyle yıkılmış. Geçmiş olsun. Burada da ciddi çökmeler meydana gelmiş.
bir arkadaşın bahçesi vardı. Böyle pataklık oluşmuş, sular altında kalmış. Yani su yaklaşık bir 20-30 metre kadar sahile doğru gelmiş. Burası yıkılmış. Sular altında kalmış. Ben buradan botla suya giriyordum. Aynen. Buradan botla suya giriyordum. Sular altında kalmış. Mezarlığına tekrardan geldik. Gördüğünüz alan deprem sonrası açılan bir alandı. Depremde hayatını kaybedenleri buraya defnettiler. Karşıda gördüğünüz yerler kimsesizlerin yeri. Buradakilerse Adıyaman Gölbaşı'nda Kuru Geçit Mahallesi'nde göl çevresindeki yürüyüş yolunun bu girişinde böyle bir